Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere koronavirüsü ile alakalı bir takım bilgiler vermek istiyorum. Edindiğim bilgiler gün geçtikçe koronavirüsü ile alakalı daha fazla şey öğreniyoruz. Yeni şeyler çıkıyor. Bir web sitesi var ve bu web sitesi dünyada şu anda nerede, kaç kişiye virüs bulaşmış, kaç kişi ölmüş ile alakalı bir takım bize bilgiler sunuyor. Bunlara bakacağız ama öncesinde internette de çok fazla bilgi kirliliği olan, bazı görüntüler gördüğümüzde, bazı fotoğraflar gördüğümüzde bilgi ortada olmadığı için hemen inandığımız bir takım durumlar var. Ben de bu durumların gerçeğini öğrendiğim için sizlerle bunu paylaşmak istedim. Belki siz de bunlara denk gelmemişsinizdir. O yüzden lafı fazla uzatmadan hemen videoya geçelim. Öncelikle arkadaşlar olayın en başından başlayacağız. Korona virüsü nedir? Neden Çin'de bu ortaya çıktı? Adı neden korona? Ve niye bir anda ortaya çıktı? Niye şu an tedavi edilemiyor ile alakalı bir sürü soru var kafamızda. İşte bazı filmlerden görseller paylaşılıyor. İşte bu filmde tahmin edildi. İşte büyük güçler bu virüsü dünyaya yaydı. Nüfusun azalmasını istiyorlar gibi bir sürü teori, soru kafamızın içerisinde orada burada dolanıyor. Şimdi öncelikle koronavirüsünün kelime anlamıyla başlayalım. Latince'de koronavirüsü taç anlamına geliyor. Çünkü bu isim koymalarındaki sebep virüsün mikroskobik ortamda büyüttüğümüz zaman uç kısımları taç şekline benzediği için bu virüse bu ismi koymuşlar. Ama bu 2019 yılında olan bir durum değil. Bu virüsün belli bir kökeni var. Hemen 2019'da keşfedildi ve adını korona koyalım diye olmadı. Ta 1965 yılına gittiğimiz zaman Tyrell isimli bir bilim adamı bu virüsü keşfediyor. O dönemde de işte bu aynı semptomlar ortaya çıkıyor. Kuru öksürük, yüksek ateş. Hayvanlar üstünde çalışıyorlar. Yani hayvanların kökeninden gelmesinin sebebi aslında bu. Bu virüs hayvanlardan yayılıyor. Ta 1965 yılında keşfediliyor. Yani 2019 yılında bir tane Çinli yaratık çorbası içti diye virüs şu anda dünya yayılmakta değil. Daha önce zaten SARS virüsü yayılmıştı 2002 yılında. 2002 duyuldu tüm dünya tarafından. SARS virüsü de bir korona virüsü dalı diyebiliriz. Aslında hepsi aynı köke bağlı. Hepsinin adı koronavirüs. Aynı virüs şekline de benziyor. Sadece şu anda evrim geçirmiş vaziyette ve SARS virüsünden daha farklı ve daha güçlü diyebiliriz. Umuyorum ki bunun da tedavisi kısa sürede bulunur. İşte SARS virüsü de bildiğiniz gibi şu andaki korona virüsüyle çok fazla benzerlik gösteriyor. Üst solunum yollarıyla alakalı bir takım sıkıntılar çıkartıyor. Kuru öksürük, yüksek ateş, nefes darlığı gibi belirtileri var. SARS virüsü demiştik. SARS virüsü de bildiğiniz gibi Güney Çin'de ortaya çıkıyor. Çin'de çıkmasının sebeplerinden birisi de hani bildiğiniz gibi zaten bu hayvanları yemelerinden dolayı virüsün kökeni az önce de demiştim hayvanlardan geliyor. İşte bu virüsün bulunduğu hayvanlar domuz, kedi, köpek, yarasa, tavuk ve kuşta virüs keşfedilmiş. Çinliler de bunları çiğ tükettiği için biliyorsunuz şu anda koronavirüsün Huanana pazarında deniz ürünleri satılan bir yerden çıktığı da söyleniyor. Hayvanlardan hayvana da bulaştığı için, hayvanlardan da bize bulaştığı için ama şöyle bir durum var. Yarasalardan insana direkt bulaşabiliyormuş diye bir bilgiye de sahibim. Biraz SARS virüsünden bahsedelim. SARS virüsü 2002 yılında ortaya çıktı. Mart ayının 2003 yılında da dünya gündemine oturdu. SARS virüsünden en çok etkilenen ülke yine şu anda olduğu gibi Çin olmuştu. 349 kişi SARS virüsünden öldü. SARS'la alakalı şimdi bir takım rakamsal verilere bakalım. 29 tane ülkeye bulaştı. 8098 kişi tüm dünya üzerinde enfekte oldu ve 700 küsür insan SARS virüsü yüzünden öldü. Şu anda da koronavirüsü 8000 kişiyi aştı. Yani bu 8098 kişi SARS'ta enfekte olmuşken şu anda koronavirüs yani şu anda 2019'da yayılan virüs de 8235 sayısına ulaştı. Ölüm sayısı Allah'tan SARS'a göre şu anlık daha düşük. SARS virüsü bildiğiniz gibi insandan insana bulaşıyor. Evet hayvandan şu an insanlara bulaştı ama insandan insana da çok hızlı bulaşabildiği için tehlikeli bir virüs türü korona. O yüzden şu an bir takım yerler karantina altına alındı. Havalimanlarında ateş ölçerler var. Çünkü belirtilerinden birisi de yüksek ateş. Havalimanlarında bir takım ekipler var. Bu ekipler işte gelen yolcuları tarıyorlar ve koronavirüsü olduğunu düşündükleri, şüphelendikleri kişileri hastaneye sevk ediyorlar. Bulaşma yollarından birisi yakın temas ya da ortak eşya kullanımı. Direkt virüsü enfekte edebiliyor. Bunun yanında öpüşmek, sarılmak, birbiriyle konuşmak da virüsü karşı tarafı enfekte etmeye yetiyor. Nasıl korunabiliriz alakalı bir sürü zaten şu anda yöntem var. İşte maske takılması söyleniyor.
ellerin sık sık yıkanması söyleniyor. İşte mümkün olduğunca yabancılarda temastan uzak durulması, yurt dışına çıkınılmaktan kaçınılması gibi bir sürü şu anlık önlem var. Ama aşı bulunsa bile en az bir sene sonra piyasaya sürüleceği için şu anda virüsü kontrol altına almaya çalışıyorlar. Çin'in şu an bazı şehirleri karantina altına alınmış durumda. İnsanların seyahat etmesine izin verilmiyor ama bir şekilde bu virüsün, 2019'daki koronavirüsünün bir kuluçka dönemi olduğu keşfedildi 5 ile 2 hafta arasında. Ve bu sırada bu virüsü taşıyan insanlar yurt dışına seyahat etmiş olabilir ki ettiler. Ve zaten haritaya baktığımız zaman da bazı ülkelerde işte koronavirüsünün keşfedildiği, ortaya çıktığını göreceğiz. Umuyorum ki daha fazla ilerlemez. Şimdi bu adamlar da buldukları her şeyi yiyorlar yani, anladın mı? Köpek yiyeni var, işte dediğim gibi yarasa yiyeni var. Tayland'da akrep yiyorlar, örümcek yiyorlar ve bunları hani haşlıyorlar, evet, ama direkt videolarda izlemişsinizdir. Şişe takıp insanlara, turistlere onu satmaya çalışıyorlar. Şimdi yani belli başlı şeyleri yiyelim, belli başlı şeyleri yemeyelim yani. İşte bu virüste yarasada da bulunuyor. Köpekte de bulunuyormuş. İşte sen onu yersen virüs de sana bulaşır yani. Sonuçta tehlikeli. Şu anda söylediğimi hatırlamıyorum. Biliyorsunuz ki İtalya'daki bir kruz gemisinde de koronavirüsü tespit edildi ve gemi şu anda karantina altına alındı. Dünyanın birçok bölgelerinde şu anda bilgiler var. Karantina altına alınan yerler var. İşte virüsü kontrol altına almaya çalışıyorlar ama dediğim gibi insanlar seyahat ettikleri için ve etkileri biraz geç çıktığı için şu an nerede, nasıl durdurulabilir, neler yapılabilir bilemiyoruz, öngöremiyoruz. Umuyorum ki bu şeyi bir an önce durdururlar ama işte bir takım komple teorileri var, filmlerde görselleri var falan. İşte daha önceden biliniyordu koronavirüsü. İşte büyük güçler tarafından dünya nüfusu azaltılmak için işte yayıldı gibi bir sürü teoriler var. Ne kadar doğru, ne kadar gerçek bilemeyiz ama zaten koronavirüsü 1965 yılından beri bilinen bir şey. Ve ara ara zaten insanlara bulaşan bir şeydi. Bir anda birisi virüsü ortaya attı ve insanlara yayılıyor gibi bir durum yok. Gelin isterseniz şimdi videonun başında bahsettiğim koronavirüsünün dünyanın nerelerde yayıldığını web sitesinde bir harita üzerinde gösteren web sitesi var. Ona bakalım. Evet arkadaşlar, web sitesi bu. Öncelikle burada 8235 kişide koronavirüsü bulunduğunu, bulaştığını söylüyor. En çok şu anda 8124 sayısıyla Çin'de enfekte olmuş insan var. En azlara bakalım. Sri Lanka, Filipinler, Nepal, Hindistan ve Finlandiya. En az bir kişi diye gösteriyor. Şu alttaki grafiğe baktığımız zaman bunlar diğer Çin dışındaki ülkelerde görülen koronavirüsü oranı. Gördüğünüz gibi şu an çok düşük. Umuyorum ki artmaz. Diğer turuncu grafiğe baktığımız zaman da zaten Çin'in içinde bulunan şehirlerini gösteriyor zaten. Şu an 8000 kişiyi geçmiş en yüksek bulaş, en yüksek orana sahip ülke. Böyle bu haritada dolaşabiliyoruz. Şu an ölüm sayısı 171. Ölen insan sayısı. Şimdi burada bakıyoruz. Gördüğünüz gibi en çok bulaşan bölge yani Çin bölgesi. Hong Kong'da fazla. Şurada bir yoğunluk var. Yingfan ya da Yinghang şehrinde çok fazla bir bulaşma hakim. Buralara doğru azalıyor. Daha doğrusu işte Çin'den çıktığı için bu virüs önce Çin'i vurdu ve zaten Çin'in bazı şehirleri karantina altına alındı. Burada Filipinler var. Hindistan'da çok düşük. Dubai'de var. Rusya'da yok şu anda. Finlandiya'da varmış. Almanya, Fransa'da var. Benim bildiğim İngiltere'de de vardı. Bir haber okumuştum ama şu an bu sitede İngiltere'de görünmüyor. Londra'daydı. Yok, şu an Londra'da görünmüyor. Bakın Türkiye'de de şu anda yok. İtalya'da kruz gemisi demiştim. Bakın onu da göstermiyor şu an. Bu site ne kadar doğru, ne kadar yanlış gösteriyor bilmiyorum. Ama şu an böyle bir site var. Siz de bakmak istiyorsanız linki aşağıya bırakacağım zaten. Oradan girerek günlük en azından kontrol edebilirsiniz. Elinizde böyle bir database, bir bilgi var. Şu an Türkiye'de de zaten bu virüs hakim değil. Umuyorum ki daha fazla kişiye yayılmaz arkadaşlar. Her geçen gün daha farklı bir virüsle karşılaşıyoruz. Virüsler her gün mutasyona uğruyor. Bir tane Çinli hemşirenin videosu vardı. O videoyu izlemek istiyorsanız hemen yukarıdan ulaşabilirsiniz. Virüsün durumuyla alakalı Çin içinden, virüsün yayıldığı bölgeden, bir hastaneden bildiriyordu. İzlemek istiyorsanız o videoyu izleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar, konuyu özetlemek gerekirse koronavirüsü gün geçtikçe ilerlemeye devam ediyor. Dediğim gibi şu ana kadar dünyanın birçok bölgesinde koronavirüsü görülmeye başlandı.
en son bildiğim kadarıyla İtalya'da bir cruise seyahat gemisinde görüldü ve gemi karantina altına alındı. Gemide Türklerin de olduğu söyleniyordu. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Yeni gelişmeleri takip etmek istiyorsanız ve benim diğer videolarımı izlemek, yeni gelecek videolarımı da takip etmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ve dediğim gibi koronavirüs hakkında edindiğiniz bilgileri aşağıya yorum olarak yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.